ekstradan ücret istiyorsun şimdi. Yani şahsi olarak istiyorsun. Nasıl? Ya ne demek? Ben Sevgen senesinde anlaşmalıyım. Siz ne demek istiyorsunuz ya? Böyle bir şey var mı? Benim oğlum aşağıda acilde duruyor. Ve burası açık. Doktor bey, şu anda benim çocuğum acilde bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Beni yükseltmeyin. Beni yükseltmeyin. Acil saçma gidin. Yükseltme. Beyefendi. Sen bana da, ben de var. Anlamasın lan. Bağırmasın. Burası benim mekanım. Ben sana güzel bir dille anlatmaya çalışıyorum. Tamam lan. Sen burada doktor musun? Doktorum ben. Sen acil. Esirlik istiyorsun. C. Parasını ödeyelim. Bağırma. Neyini ödeyeceğim? Hadi. Çağırın polisi. Yok lan. Çıksak istiyorlar. Çağırın. Çıkın istiyorlar lan. Çık. Çık odamdan. Hastam şu anda aşağıda bekliyor. Acil sadece doktorum var orada diyorum. Ben esnet diyorum. Ben şunu yiyorum sana. Sesini yükseltme ona. Beni yükseltme. Sakin sakin konuşuyorum. Sen beni yükseltmedin ya. Sen beni daha çok... Bak sakinleştir seni. Sevgide bekliyor çocuk ya. Ağlıyor işte açık bir şekilde. Annesi bir tane havlu tıkamış öyle bekliyor yani. Bölgesindeki kesilme sıra olduğu zaman dedi ben bunu ücretli yapacak hasta diye söyledim. Ben de gelmem ama ücretli yapacağım. Ekstradan ücret mi istiyorsunuz şimdi? Yani şahsi olarak mı istiyorsunuz? Estetiğe yönelik senin istediğin. Tamam benden. Yani ben tamam ben kurumla konuşuyorum estetiğiyle karşılıyoruz. Ha, diyor. Onu ödeyeceksin bir meşhur ödeyeceksin. Tamam onu da diyor karşılıyoruz biz diyor. Ben emekli sandığına her ay para ödüyorum ve maaşımın belki yarısından fazlasını ödüyorum. Tamam işte anlaşması o şekilde bizim emekli sandığının onu demek istiyorum. Çok çeşitli. O diyor ki çalışıyor. Biz de ödüyoruz diyor bunu. Alakası yok. Çok tecrübeliyim. Ve benim başıma geçmişler. Hani, Antep'te böyle yaptım. Yarın böyle yaptım. Açırlar telefonu açırlar. Sen de yap doktor ve gelin yap. Biz gelin yapacağız. Ondan sonra bir geliyor iki ay sonra. Faturalar olacak zaman. Bu estetik amaçlı olarak yapılan bir işlemdir. İşlemdir. Onu şey yapıyor. Çarpıyor. 20 ile 50 ile çarpıp ceza yüklüyor bir hastaneye. Çok benim yüzden olan tecrübeliyim. Acı tecrübeler yaşamış. Tecrübe ne? Ben şimdi... Nasıl? Devlet hastası gelip plasyon ya ne demek? Ben Sevgi Hastanesi'nde anlaşmalıyım. Siz ne demek istiyorsunuz ya? Böyle bir şey var mı ya doktor bey? Sizin konuştuğunuz çok yanlış şu anda. Sağlık veriyorsunuz insanı. Gerçekten. Bak benim oğlum aşağıda acilde duruyor. Ve burası açık. Evet. Ne yapacaksın? Konuş oğlum. Beyefendi. Beni dinler misiniz? Beni dinler misiniz doktor bey? Yani benim suçum ne? Benim... Beni açık diyorsun ağzı doktor yapacak. Esirlik istiyorum diyorsun. Tamam ben esirlik istiyorum. Burada doktorumuz var mı? Hastaneye ait doktorumuz var mı? Ödeyeceksin şu tamam. Neyi ödeyeceğim ben? Benim bankadaki vakıfım bunu karşılıyorum diyor. Telefon etti. Ona da telefon etti. Müdürlerinize de telefon etti. Kaç lira karşılıyor? Karşılıyoruz diyor. Kaç lira karşılıyor? Bilmiyorum ben. Fiyatını ödüyor. 120 lira karşılıyor. Nasıl? 120 lira karşılıyor. Bilmiyorum ben fiyatı bilmiyorum. Ya, benim suçum ne? Ben mağdurum burada ya. Anladım. Benim suçum ne doktor işte, bey? Dur hastaneye mağdur edecek size mağdur olacağım diye. Şöyle dikişi tavsiye ediyorum da iki tane dikişi kullanacağım diyorum. Bunun yanında jetup benim kullanacağım, yedi benim kullanacağım. Zaten 1200 liraya yetiyor. Tamam da doktor bey benim suçum ne burada ben, yani? Ben özel sigorta şey. Şimdi bu kardeşim şey istiyor. Dikiş atılacak. Dikiş atılacak. Şey istiyor. Esinlik dikiş istiyor. Tamam. Kaç para karşılıyor? Ödemesine bakarız. Onayını aldıktan sonra bakarız. Aynen onay almak. 120 lira onaya karşılıyor. Ne kadar? 120 lira. Hocam biraz anlaşması farklı olur ama. Banka 120 lira karşılıyor. Bir sorun isterseniz. Ziraat Bankası falan yormaz. Ama Halk Bankası bilmiyorum. Daha düşük olabilir, daha büyük olabilir. Her bankanın kendi hastaneyle yaptığı anlaşma farklı olur. Daha önceki hastanelere göre de kıyaslayamayız. Farklı çıkabilir yani fiyatlar. Şimdi bizim sözleşmemizde plastik cerrahi yok. Ya bak estetik ameliyatı karşılamıyor da diyorum. Karşılamıyor. Evet karşılamıyor diyor. Yani sözleşmemizde yok ama şu an banka diyor ki. Peki siz bir sorun. Estetik amaçları şu an bir şey değil. Bu çocuk düştü. Benim maaşımı kestiler. Ondan yüzden kaç defa kestiler biliyor musun? Sen yapmışsın biz haber vermiyorsun. Ece. Buna falan diyorlar. Özel hastanede Antep'teki şeydeki. Anladın mı? Maaşımı kesti. 4 bin lira kesti. Siz geldiniz. Nasıldınız? Anladınız mı? Bir saniyelerseniz. Bu şey estetik kurum alakası anlaşması yok. Hocam, o zaman silikon yaptım, kurum ödettim. Bunu yaptım, kurum ödettim. O önemli. Haklılarla yaptığınızda estetik. Ama sonuçta bu haklılık yani düşmüş kaza sonucu yapılacak. Travma sonucu, ben travma doktoru değilim. Acil sadece doktor yapacak.
Acil doktor yapacak. Acil doktor yapamıyor mu? Yapar. Hocam acil diş var. Dikiş atacak. Dikiş atacak. Hocam bir saniye dinler misiniz? Hayır, altın sıfır istesinler, onu yapsınlar aşağıdan. Altın sıfırla yapsınlar. Şimdi şöyle. Bir, ben Buran Hoca'yla mı konuştum biliyor musun? Bu tür ameliyatlar kurumlara ödetilmeyecek. Bunlar ücretli. Estetik ameliyatlar. Ha, yok yok. Bu da estetiğe geliyor. Daha yeni konuştum. Buran Hoca'yla yeni konuştum. Bir konuştum Buran Hoca'yla. Tamam. Bu tür ameliyatlar... Konuşalım. Ama bu düşme sonucu olduğu için... O zaman düşme travmaysa travma doktoru gidecek. Travma doktoru gidecek. Bankayla görüştük, karşılayacağını söyledi zaten hocam banka. Aynen. Aynen böyle tartışma oldu. Benim maaşım 4 bin lira tık kestiren o zaman. Hem kaç defa bir 3.750 kestiren, bir 4.000 kestiren. Sen bunu nasıl ödeyeceksin? Esnaf amaçlı yapıldıysa evet hocam. Ama bu esnaf amaçlı yapılanları bankayla bankayla ödeyeceğim. Doktor Bey, şu anda benim çocuğum acilde bekliyor. Anlatabiliyor muyum? Beni yükseltmeyin. Tamam. Beni acil yükseltmeyin. Acil savcıya gidecek çocuk. Beyefendi, bakın. Benim acil savcıya gidecek ya. Ne demek ya? Sen burada estetik ameliyatı yapıyorsun. Ben estetik ameliyatı yapıyorsun. Arkadaşım beni yükseltme. Sen bana da, ben de var. Bağırmasın lan! Bağırmasın! Burası benim mekanım. Ben sana güzel bir dille anlatmaya çalışıyorum. Tamam mı? Sen burada doktor musun? Doktorum ben! Sen acil! Estetik istiyorsun! Parasını ödeyelim! Bağırma! Neyi ödeyeceğim ben? Emekli sandığım bunu karşılıyor. Ben bunu yaparsam, bu çocuğu yaparsam yani istifa ediyorum. Tamam hocam, sen şöyle yapalım ya. Tamam mı? Bunların hepsi kayıt altında ha. Akıllı ol. Bak ben sana söyleyeyim. Estetik istiyorum ben, estetik! Polis canlı. Polis canlı arkadaşım, ben de güvenlik görevlisiyim. Hadi bakalım. Hadi çağırın polisi. Çıksa gitsin odamdan. Çıkar mısın odamdan? Çık. Beyefendi. Çık odamdan. Hastam şu anda aşağıda bekliyor. Acil doktor numara orada diyorum. Ben estetik yapıyorum. Estetik doktoru. Kardeşim siz böyle doktorundan ne biçim ya? Ayıp ya. Ben güvenlik veriyorsun kardeşim. Bana da. Doktor mu? Ya kardeşim. Bunu bankamız karşılıyor diyor sana. Sesini yükseltme ona. Ne yükseltme? Sakin sakin konuşuyorum. Sen ne yükseltmedin ya? Sen beni daha çok... Bak sakinleştireceğini... Hoca sen beni daha çok sakinleştireceğini... Sen daha çok yükseltmeye çalışıyorsun. Ya da kendini yükseltme. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Ya ben zaten sakinim. Ya ses yok yani. Allah Allah. Problem yok birader ya. Yabancı değiliz yani. Böyle şey çıkarmasına gerek yok yani. Ayıp ya. Bak buradaki kızlar bile anlatmaya çalışıyor. Anlatmaya çalışıyor. Yok. Beyefendi siz gelin buyurun. Saçma saçma iş ya. O yaparsa dedi iz kalmaz dedi. Tabii. Anladın mı? Yani bunu da karşılıyorsa benim vakıfım, kurumum. Yani ben niye yaptırmayayım ki? Yani ya da sizin çoluğunuz çocuğunuz varsa niye yara bere kalsın yani? En az seviyede kalması daha iyi değil mi? Aşağıda bekliyor şeyde ya. Sedede bekliyor çocuk, bekliyor ya. Ağlıyor işte. Açık, ha, açık bir şekilde. Annesi bir tane havlu tıkamış. Öyle bekliyor yani. Anne yok mu? Karşılamıyor. Biz Zuhan Bey'le de bunu görüştük diyor. Biz de diyoruz ki evet plastik cerrahta estetik amaçlı yapılırsa keyfi bir şey karşılamaz.
Ama bu sağlık açısından yapılması gereken bir şey olduğu için banka ödeyeceğini söylüyor. Ne kadar ödeyecekti? O çok az ödeyecekti. Ben bunu yapamam diyor. Ya parasını tek olmuş. Bayağı bir yükseldiler orada. Yani biz hastayı aldık, odaya geçirdik falan şu an anlatmaya çalışıyoruz ama hadi de şu an tıkandık, doktor bey yapmayacağım diyor. Banka diyor ki yapılsın, ben ödeyeceğim. Hasta sedyede bekliyor aşağıda. Banka ne kadar ödeyecek hesaplamadık. Onay aldık. Yani onay almamız lazım. Şu an onu bilemeyiz. Çünkü sözleşmemizde de yok. Yani estetik amaçlı değil bu. Sağlık açısından aldığı için ödeyeceğim diyor. Tamam. Böyle hastayı bekletiyorum ben. Kimle? Bir buçuk milyar diyor. Ben 1,5 milyarı almadan vermem diyor. Yapmam diyor, girmem diyor. Böyle konuşuyor ya resmen ya. Ya burası yani şöyle düşünün, hastane sonuçta değil mi burası? Yani ne demek? İlk önce para konuşuyor. Diyor ki 1,5 milyarı siz yatırın diyor, gişeye diyor. Ondan sonra ben ameliyata gideyim diyor. Ortopedi yapar mı acaba? Allah Allah. Ya ben bir sigara içeceğim müsaadenizle. Tamam. Biz numaranızı aldım ben. Seni tanımlar. Tamam.